İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan Parapolitik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız, geçen hafta programımızı yayınladığımız saatte henüz yeni demeyelim ama ekonomik paket açıklanmamıştı. Biz de o yayında o paketten pek de bir beklentimizin olmadığını ifade etmiştik. Paket açıklandığında da gördük ki hakikaten içi boş bir paket. İçi boş bir paket derken kelimenin tam anlamıyla içi boş bir paketten bahsediyorum. Çünkü ben metne baktım, 98 sayfalık bir PDF dosyası idi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sayfasına konulan. Bunun yaklaşık 60 sayfası boştu yani. Hakikaten içinde bir şey yoktu. Geri kalanlar da işte her sayfaya birkaç başlığın konulduğu bir metinden oluşuyordu. Dolayısıyla İçi gerçekten boş olan bir ekonomi paketi açıklandı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Gerçi benim fazla bir beklentim yoktu ama sonuçta 5 aydır üzerinde çalıştıkları bir paketin çok daha böyle somut, sonuç doğurma olasılığı olan ifadelerle dolu olmasını beklerdik ama öyle olmadığını gördük. Zaten çok ciddi de eleştiriler aldı. Hatta iktidara yakın olan kesimlerden bile ben eleştirilerin geldiğini gördüm. Daha böyle kibar bir biçimde, benim kadar açık ve net olması da yapılan eleştirilerin geldiğini gördük. Geçen hafta öyle tamamladık. Bunun o paketin ekonomik göstergelerde bir etkisi olmadığını da gördüm. Sonra bu haftaya başladık. Bu hafta ki en önemli konu, ekonomik anlamda en önemli konu, biliyorsunuz dünkü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı ve faizlere ilişkin kararıydı. Tabii bu karar öncesinde Amerikan Merkez Bankası Fed'in çarşamba günkü açıklamaları da beklendi. Onlar da izlendi. Acaba Fed nasıl bir politika izleyecek konusu yakından takip edildi. Ama Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından da gördük ki faizlere uzunca bir süre dokunmayacakları anlaşılıyor. Amerikan Merkez Bankası'nın faizlere uzunca bir süre dokunmayacağı anlaşılıyor. Bu bir taraftan bizim Merkez Bankamızın da elini rahatlatan bir gelişme gibi yorumlanabilirdi. Çünkü Fed toplantısının ertesi gün bizim Para Politikası Kurulu'nun toplantısı vardı. Ve nihayet dün Merkez Bankası faiz konusundaki kararını açıkladı. Ve sürpriz bir biçimde, yani genel kabul gören beklenti ya da yaygın olarak oluşmuş olan beklentilerin de ötesinde Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artırarak %19'a yükseltti. Oldukça yüksek bir faiz oranından bahsediyoruz. %17 olan politika faizini Merkez Bankası %19'a çıkardı. Piyasadaki beklenti genellikle 100 baz puan artış ile, hatta belki artış yapmayabilir de diyenler vardı. Belki 18'e falan çıkar diye bekleniyordu. Ama özellikle yabancı fon yöneticilerinin beklentileri Merkez Bankası'nın ciddi bir faiz artırımına gideceği yönündeydi. Hatta bu konuda yayınladıkları raporlarda faizleri 300 baz puan artırarak %20'ye çıkarması gerektiğini söyleyenlerin de olduğunu biliyoruz. Yani onların hesaplarını takip ediyorum ben de. Oralarda bu tür açıklamaların geldiğini hatırlıyorum. Merkez Bankası genel olarak piyasa beklentisinin de oldukça üstünde bir faiz artırımına giderek %2 seviyesinde ya da 200 baz puanlık bir artışla %19'a çıkardığını gördük. Neden bunun böyle yaptı Merkez Bankası? Faiz artırımına gerekçe olarak işte enflasyonun hala yüksek seyrettiğini söylüyor Merkez Bankası. Hatta notlarıma bakayım. İşte üretici fiyat endekslerindeki artıştan dolayı birikmiş olan bir enflasyon var. Bu fiyatlara zaman içerisinde yansıyacak diyor. Uluslararası piyasalarda gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiğinden, emtia fiyatlarındaki artışın devam ettiğinden bahsediyor. Bundan dolayı Türkiye'nin hala ciddi bir enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğu, zaten yüksek seyreden enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği riskine
vurgu yaparak faizleri artırma kararı aldıklarını ve bununla bu artırılan faizlerle birlikte enflasyonun kontrol altına alınacağını beklediklerini söylüyor. Şimdi böyle baktığınız zaman bu gerekçelere de baktığımızda yani bu söyledikleri doğru. Yani dünyada da kadar fiyatlar yükseliyor, emtia fiyatlar yükseliyor. Yurt dışında faizlerde bir kıpırdama var. Özellikle işte bu yayınlarda da konuştuk. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.70'lere kadar yükseldi. Oradaki hareketlilik devam ediyor filan. Ve böyle baktığımız zaman işte Türkiye'nin mevcut kırılganlıklarıyla da birlikte değerlendirdiğimizde enflasyonun ya da enflasyon beklentisinin bir anlamda hala yüksek seviyelerde kaldığını söylemek mümkün. Ama Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek için para politikasının tek başına yeterli olmadığını zaten Hazine ve Maliye Bakanı ile birlikte Merkez Bankası Başkanı değişiminin olduğu zamanda duymuştuk, bize söylemişlerdi. Demişlerdi ki biz topyekün bir seferberlik başlatıyoruz. İşte ekonomik sonuçları olduğunda olacak seferberlik başlatıyoruz. Bir taraftan faiz oranlarını artırırken enflasyonu kontrol altına almak için. Diğer taraftan uzun zamandan beri dillendirilen ve kamuoyunda beklentiye dönüşen ciddi reformları da hayata geçireceğiz denilmişti. Hatırlayacaksınız. Bu yayınlarda da bunu konuşmuştuk. İşte örneğin hukuk alanında reformların yapılacağı söylendi. Ekonomik reformların yapılacağı söylendi. Hatta bunların sadece içinde bulunduğumuz sorunlara çözüm üretmekle sınırlı kalmayacağı, yapısal anlamda bu alanlarda önemli değişiklikler yapılarak Türkiye'nin ekonomik olarak da iyi bir yere gideceğine yönelik çabaları hayata geçireceklerini söylemişler. Bunları hepimiz hatırlıyoruz. Merkez Bankası başlangıçta faizleri artırdı. Önce %15'e sonra %17 yükselen faizleri gördük. Fakat hukuk ve ekonomi alandaki reform paketlerinin boş olduğunu gördük. Yani o paketler açıklandığı zaman onların içerisinde somut, insanların hayatına doğrudan dokunan, örneğin yargı bağımsızlığını tesis edecek bir hukuki düzenlemenin gündemde bile olmadığını, böyle bir niyetlerinin de olmadığını gördük. Genel geçer ifadelerle insan hakları ve ifade özgürlüğü alanında reformlar yapılacağı söylendi ama bunun söylendiği tarihten bugüne kadar gerçekleşen gelişmelere baktığımızda da bunun aslında bir karşılığının olmadığı, sadece madem reform bekliyorsunuz alın size bir paket olarak önümüze sunulmuş bir paket olduğunu gördük. Bunu nereden gördük? Hatırlayacaksınız işte çarşamba günü HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, HDP'ye yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne başvurması ve kapatma davası açması, ki çok kısa sürede bu davanın oluştuğu dosyasının hazırlandığı anlaşılıyor. Türkiye'de böyle ifade özgürlüğü vesaire konularda da iktidarın çok böyle samimi olmadığının göstergesi. Dolayısıyla hukuk paketi boş. Yani paketimiz boş olduğunu biliyorduk ama o açıklandıktan sonra ortaya çıkan gelişmeler de zaten böyle bir niyetlerinin olmadığını açık bir biçimde bize göstermiş oldu. Ekonomi paketi de boş. Oradan somut hiçbir şey yoktu. Genel geçer ifadelerle bütçe disiplini kontrol altına alacağız vesaire bir şeyler vardı. Ama bunlar nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yoktu. Şimdi dolayısıyla iktidarın elinde kalan tek silah faiz oranları oldu. Yani bir taraftan ekonomiye yönelik düzenlemeler yapmaz iken, hukuk alanında herhangi bir ilerleme kaydedemez iken, o zaman yüksek faiz üzerine yürüyelim, belki buradan bir sonuç ortaya çıkar beklentisi oluşmuş. Buna yönelik de adımların atıldığını görüyoruz. Dünkü faiz artırım kararı bu çerçevede alınmış bir karar. Peki Merkez Bankası faizi niye arttırdı? Evet, biraz önce söyledim. Enflasyona çok sık atıfta bulunuyor. Buna ilişkin yayınladığı metinde biz bunu açık bir biçimde görüyoruz. Enflasyonu düşürmekten
bahsediyor filan ama ben bunun arkasındaki amacın yani enflasyonla birlikte, enflasyona belki bir miktar etkisi olabilir ama asıl amacım kur hareketlerini sınırlamak olduğunu düşünüyorum. Neyi kastediyorum buradan? Şimdi hatırlayacaksınız Merkez Bankası faizleri ilk hızlı bir biçimde yükselttik dönemde kurlarda ciddi bir gerileme oldu. 8.50'lerden işte 6.90'a kadar gerileyen bir Amerikan doları gördü. Fakat daha sonra işte 6.90'a kadar gerilemiş olan Amerikan doları 7.50'nin üzerine kadar tekrar yükseldi. Ya burada Türkiye'de herhangi bir adım atılmıyor olmasının rolü olmakla birlikte yurt dışı piyasalarda da biraz önce konuştuğumuz gibi faizlerde falan bir kıpırdanmanın olmasıyla birlikte bizde de kurların yukarı doğru hareket ettiğini gördük. Bunun etkisini biz sıcak para hareketinde de çok açık bir biçimde görüyorduk zaten. Başlangıçta bir miktar giriş olmuştu. Özellikle tahvil bono piyasasına yabancı fonların biraz giriş yaptığını, çok önemli tutarlar değil ama bir miktar giriş olduğunu görüyorum. Borsadan düzenli olarak çıkıyorlardı ama tahvil bono piyasasında biraz giriş var. Fakat oraya giren para miktarı da özellikle yılbaşından sonra hızla yavaşlamış durumdaydı. Yani işte geçen hafta öncesi itibariyle söylüyorum işte 3.7 milyar dolar civarında bir para girmiş iken dün Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerden anlıyoruz ki 12 Mart ile biten hafta itibariyle yabancılar tahvil bonodan da çıkmaya başlamış. 12 Mart haftasında ben şu notlarıma bakıyorum. Tahvil bono ve borsadan çıkan para miktarı, yabancı yatırım tutarı 244 milyon dolara ulaşmış. Yani tahvil bonoda zaten girişler azalmıştı ama geçen hafta itibariyle buradan çıkışın da olduğunu görüyoruz. Yani artık yabancılar Türk lirası faiz oranlarını yeterli bulmadıklarını bize gösteriyorlar. Özellikle kurlardaki hareketin de olumsuz onlar açısından etkisi olduğunu. Bu sebeple Türkiye'ye giriş sıcak para anlamında giriş yapmaya pek niyetleri olmadığını da görüyoruz. Dünkü faiz artırım kararını aslında bu sıcak para hareketiyle de bir miktar ilişkilendirmek lazım. Nasıl ilişkilendirmek lazım? Madem onlar gelmiyor, onların gelmemesi kötü bir şey. Çünkü kurların en azından yatay seyretmesi lazım. Yani orada ciddi bir yukarı yönlü hareketin olmaması lazım. Bunun için de bir taraftan döviz talebi yüksek seyrederken işte cari açık vesaire gibi sorunlardan dolayı yurt dışında Türkiye'ye olumsuz etkisi olacak gelişmeler de yaşanırken, işte örneğin Amerikan tahvil faizlerindeki artış vesaire gibi, o zaman biz döviz girişini nasıl sağlayabiliriz? Bunu sağlamanın yolunun da yüksek faizden geçtiğini düşündüklerini ben tahmin ediyorum. Dünkü faiz artırımının arkasına yatan önemli gerekçelerden bir tanesi de sıcak paranın girişini teşvik etmek. Çünkü %17 seviyesindeki politika faiz oranının artık değişen konjonktürde yeterli olmadığı herkes tarafından görüldü. Merkez Bankası da bu beklentiyi biraz beklentinin de ötesinde bir faiz artırımına giderek karşılamış oldu. Hatta dün açıkladığı belgede para politikası kurulu toplantı belgesinde şunu da söylüyor. Biz önden yüklemeli olarak faiz artırımı yapıyoruz. Yani sizin beklediğinizin de biraz üzerinde bir faiz artışına gidiyoruz açıklamasını çok açık bir biçimde gördüm. Yani beklenti o ki bir taraftan yurt dışından döviz girişi olsun. Bu döviz girişine bağlı olarak kurlardaki hareket durulsun, bir yükseliş olmasın. Bu olduğu zaman yurt dışındaki emtia fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarındaki artışın kur üzerinden geçişkenliği de daha düşük seviyede olacak. Çünkü kurlar yatay seyrederse oradan gelen baskı da azalacak. Ama aynı zamanda yurt içi yerleşiklerin de dövizlerini bozdurmalarını bekliyorlar.
Çünkü bu yayında daha önce konuştuk. Orada herhangi bir çözülmeyi görmüyoruz. Yani dövizi altın almış olanlar onlara sımsıkı sarılmış durumda. Yurt içi yerleşiklerden bahsediyorum. Bir çözülme durumu söz konusu değil. Faizlerin son %19'a yükseltilmesiyle birlikte hem mevduat faizleri yukarı doğru hareket edecek kaçınılmaz olarak. Kredi faizleri de yukarı doğru hareket edecek ama özellikle tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği şey mevduat faizleri. Bu olursa acaba döviz tevdiat hesaplarında bir çözülme olur mu beklentisinde ben var olduğunu düşünüyorum. Ancak benim tahminime göre döviz tevdiat hesaplarında bir çözülmenin ya da yüklü miktarda bir çözülmenin olması mümkün değil gibi görünüyor. Şimdi kadar olan gelişmelerde de bunu görmedik. Bundan sonra da bunun olması imkansız gibi görünüyor. Türkiye'de siyasetin gittikçe gerildiği, işte özellikle bu HDP'nin kapatılması davası, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi gibi gelişmelerle birlikte değerlendirdiğimizde çok gergin bir döneme gireceğiz. Bunların ekonomiye olumsuz yansımaları da olacaktır. Dolayısıyla vatandaş sahip olduğu dövizden vazgeçmeyecektir. Peki yabancı... lar bu konulara bakıyorlar mı? Ben bu yayınlarda daha önce de söyledim. Yabancıların Türkiye'de özellikle portföy yönetimi şeklinde para getiren, sıcak para olarak Türkiye'ye kaynak getiren yabancıların Türkiye'de demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü vesaire gibi konularla ilgilendikleri yok. Çünkü o para zaten kısa vadeli sadece elde edeceği getiriye bakar. %19 faiz de fena bir faiz değil. Dünyada en yüksek faiz veren İlk 10 ülke arasına girmiş durumdayız. İlk 10 ülke derken diğerleri de Arjantin falan gibi yerler. Yani böyle ekonomisi zaten göçmüş olan ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye'de o ligi girmiş gibi görünüyor. Ben faiz kararı açıklandıktan sonra özellikle yabancı fonları yönetenlerin açıklamalarını da takip etmeye çalıştım. Onlara baktım. Onlar oldukça memnun görünüyor. Yani faiz artışını alkışladıklarını gördüm. Hatta bazıları işte artık bundan sonra Türkler de belki dövizini bozdurur gibi açıklamalar yapıyorlar. Yani bir taraftan gel de yapıyorlar vatandaşa dövizini bozdurması yanında. Bu yüksek faize bağlı olarak giriş olacak mı? Bunu önümüzdeki haftalarda açıklanacak verilerde göreceğiz. Tahvil bono piyasasına giriş olur. Ben borsaya giriş olacağını zannetmiyorum. Çünkü borsadan düzenli olarak çıkıyorlar. O çıkış devam edecek ama tahvil bonoya ne kadar bir giriş olur? Bunu da veriler açıklandığında hep beraber takip edeceğiz. Sonuç olarak Merkez Bankası'nın dünkü faiz artırım kararı her ne kadar enflasyonu kontrol altına almaya yönelik olduğu duyurulmuş olsa da ben diğer bir hedefin yurt dışından sıcak para girişini teşvik etmek olduğunu düşünüyorum. Eğer bu beklentileri karşılanırsa bu para girişini önümüzdeki haftalardaki verilerde göreceğiz. Ama Merkez Bankası bir açık alan da bırakıyor. Diyor ki gerek duyulduğunda biz faiz artırına devam edebiliriz. Eğer bu 200 bas puanlık artış yeterli olmazsa bir sonraki toplantıda yeniden faiz artışına gidebiliriz. Bu da bize gösteriyor ki aslında Türkiye ekonomisinin sorunlarının çözümü Merkez Bankası'na bırakılmış. Onun dışında diğer alanlarda herhangi bir adım atılmıyor. Merkez Bankası da sıcak para girişine bağlı olarak hem enflasyonu hem de kurları kontrol altına alabileceği beklentisine sahip olmuş. Sonuç verir mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Evet, bugünkü süremizin sonuna gelmişiz. Bu haftada bana katıldığınız ve bu programda benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta, haftanın konusu neyse onu birlikte değerlendirmek üzere yeniden bana katılırsanız çok mutlu olurum. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.